Türkiye ne zaman burada bakın. Burada adam öldürdüler şu anda. 5 tane 10 tane. Çünkü tüm Türkiye'nin askeri, Türkiye'nin polisi, Türkiye'nin işçisi hepsi bizi burada esir aldılar. Esir! Kurtarın bizi Türkiye'yi! Neredesin Sayın Toplum Başkanım? Neredesin? Biz yedik sana oyları bizim sayımızı tırtırmaydın. Neredesin? Boşuna oturmadın kara koltukta. Ben toprağımı vermeyeceğim. Ben evimi vermeyeceğim. Bu topraklarımızın, bu güzelim ormanlarımızın elden gitmemesi. Bütün mesele budur. Köyün altına geçsinler. Biz bunlar evimiz yok. Yerimizi, yurdumuzu, doğamızı, zeytinlerimizi vermek istemiyoruz. Biz burada yaşıyoruz. Biz burada her şeyimizi ediyoruz. Biz ev alacak durumumuz yok. Paramız yok. Biz nereye gideceğiz? Dün oradan 4-5 kişiyi tutukladılar. Biz kötülük yapmıyoruz. Ormanlarımızı koruyoruz, zeytinlerimizi koruyoruz. Çocuklarımızın geleceğini koruyoruz biz. Vermeyeceğiz. Şeyde ölüm bahasına da olsa vermeyeceğiz yerimizi. 8 kişi köylümüzü götürdüler. İçinde biri de avukat olarak. Götürdüler yani. Biz susmuşladık yani. Biz doğamızı savunuyoruz. Biz suyumuzu, havamızı korumak için buradayız. Ormanı kesinler korumuyorsunuz da yangından mı korumaya çalışıyorsunuz? Hiç uyuyamadım ben. Zeytinin başına varıyorum. Tutuyorum zeytini, elliyorum rüyamda. Hemen jandarma geliyor. Çekil oradan diyor. Sen mi diktin bunu dedim. Bugün 75 yaşında belki bana 3 gün lazım olacak. Ama bizden sonraki insanlara yüzlerce, binlerce yıl hizmet edecek. İnsanlığın bir değeri olarak kalacak. Zaten insanlık zor durumda. Bu zorluklar karşısında biz ne bir avuç toprak ne bir yeşil yaprak kaybedebiliriz. Yetişin dostlar. Bize yardıma gelin. Bize yardım edin. Biz yalnızız. Biz köylü bizi tutmuyor. Mıktarımız bizi tutmuyor. Yetişin dostlar. Yetişin. Biz bitiyoruz. Bizim her işimizi alıyorlar. Yetişin. Yardıma gelin. Biz doğa istiyoruz daha önce. Yani yaşamak için. Hava istiyoruz. Ne bileyim tarım arazilerimiz bittikten sonra yaşamak bizim için çok sıkıntı. Sanki bizler burada bir suç işliyoruz. Sanki yani ne bileyim birilerini öldürmüş gibi. Her tarafımız jandarma, polis. 2 gün önce yerimi şirkete satmam hususunda bana mektup gönderildi. Sadece bana değil, bu çevredeki insanların hepsine mektup gönderildi. Yerleri bize satacaksınız diye. Buraya şantiye kuracağız dediler. Şimdi ne oluyor? Şantiye kuracak yer yokmuş. Gelip bizim zeytinliklerin içinde şantiye kuracaklarmış. Kursunlar. Çiğnesinler de kursunlar. Devlet pesenleri yakalayacak sandım. Baktım ki devlet öyle değil. Pesenleri koruyor. Eğer halkımız kalkınacaksa, ağaçlarımız ayakta kalacaksa emekten yana olmamız lazım. Bu kadar pervasızca bir sermayeden yana bir hareket, bir devlet aykırı. Ben içime sindiremiyorum. Benim bu topraklardan söksünler, alsınlar, çiğnesinler ve tarihe geçsinler. Orada büyüdüm, orada doğdum. Toprağımızı, doğamızı vermek istemiyoruz. Bu vatandaşı hiç saymak, ne bileyim yani burada yaşayanlar da insan yani. Şu insanların yani hele 2 günden beri çekti. Yani dışarıdan gelen arkadaşlarımız sağ olsunlar, onların da destekleri çok. Ama şu yöre halkı burada daha çok eziliyor. Yani nedir bizim günahımız, suçumuz bu kadar yani. Yani bu kadar baskılar, bu kadar ne bileyim yani. Yani biz burada oturmakla suç mu yapıyoruz ya? Bizim mekanımız burada doğmuşuz yani. Burada ölmek istiyoruz yani. Yeter be yeter! Bu ne ya bu ne? Bu kadar kalkıyor ya! Ya bizim varımcı bakın dönüyoruz geri ya! Biz zaten bir şey yapmıyoruz. Ormanlarımızın. Ya bu adamı görüyoruz ya. Biz adam öldürmedik ya. Biz adam öldürmedik ulan. Çok su kesin gelen ya. Varım geri döneceğiz ya. Ha. Yeter ya bu kadar olmaz ya. Siz güzel atıyorsunuz. İsmim Aytan Çakar. Aytan Çakar! Aytan Çakar!
çocuğum benim o. Buranın İkizköy'ün bahçesinden mi? Evet. Akbelen'in bahçesinden. Aynen. Senin bahçeden. Aynen. Bahçemde bir tane daha var. Onu kendim kaldıramam. Buraya dayanışmaya geçirdin galiba. Herkes evet, burada yiyor herkes birer. Herkes buradayız. Evet. Evde yalnız gitmiyor. Arkadaşımız doğuruyor. Her tarafta söylesin. Bütün gazetelerde yazsın. Ben devletten şikayetçiyim. Genç için ağaçlar devriliyor. Bu genç ağaçların niçin kesildiğini öğrenmek istiyorum. Nasıl? Genç ağaçların kesildiğini öğrenmek istiyorum. Onlar orada da ormanın çakıcı olmalı. Doğru değil bu. Yansın etsin. Her yer yanıyor ya. Buraya gelsinler buraya. Arkadaşlar bura ne olursunuz. Doğasını seven, havasını seven, suyunu seven, yurdunu seven, vatanını seven. Buraya gelsin. Biz vatan aynı değiliz. Biz vatanımızı koruyoruz. Akbelen kurbanını vermeyeceğiz. Burada doğdum, burada ölmek istiyorum. Ben bu köylünün çocuğuyum. Ben Yörük'üm. Ben Atatürk çocuğum. İkizköylüyüm, buranın yerlisiyim. Çiftçi olan bir ailenin, çiftçi olarak ayakta kalmaya çalışan bir ailenin kızıyım. Göbek alanının hemen üst tarafında bir bariyer kurulmuş durumda. İçerideki kesimi koruyorlar. Bu kesimi valiliğin orman yangınları ile ilgili ormana giriş yasağını kullanarak koruyorlar. Diyorlar ki ormana giriş yasak. Neden yasak diyoruz, ses yok. Neden yasak olduğunu ben söyleyeyim. Orman yangınları yüzünden valilik ormana işte herhangi bir şey için insanların girmesini yasakladı. Onlar da diyorlar ki içeride kesim var. Biz bu yangından yani yangından korumak için koruyoruz ama kesimden korumuyoruzun açık açık cevabıdır bu. Akbelen için adalet, zeytin için adalet, Eksin için adalet, İkizköy için adalet, İkizköy için adalet, İkizköy için adalet. Akbelen ormanını vermeyeceğiz. İçlerinde koa hastası, solunum yetmezliği olan insanların olduğunu söylediğimiz söylememize rağmen aslında büyük bir müdahaleye maruz kaldık. Biber gazı sıkıldı, tomadan su püskürtüldü ve burada yaşlı teyzeler özellikle ve bu zor hastalığa sahip olan insanlar çok gerçekten baygınlık derecesine geldiler. Aşağı doğru sürdüler barikatlarla, yani kollarında morlukları görebilirsiniz. Oradan buradan çekiştirdiler, üzerimize bariyerleri yapıştırdılar. Biz aşağı doğru atmaya çalıştılar. Bari oradan bir sürü de milletine yığmışlar. Oradan yıvatılamış ekmekleri. Başka yerde ekmek mi var? Alnından çalıştıktan sonra terim. Her yerde ekmek çok. Ekmek çok. Bir hindi yakıdan limaktan mı doyurdunuz karnınızı? Limak güneşten limak mı vardı burada? İnsan onurlu yaşa. Ben geleceğimin korunmasını derdindeyim. Burası benim geleceğim. Burası benim geleceğimin ta kendisi. Yani ormanları keserek daha ne yapmaya çalışıyoruz? İnsanların topraklarını yok ederek daha ne yapmaya çalışıyoruz? Üretim bitti. Ya ben bir çiftçi bir ailenin kızıyım diyerek başladım sözü. Üretim bitti çünkü insanlar artık çiftçilik yapamıyorlar. Borç harç içinde ayakta kalmaya çalışıyor bir çiftçiler ya. Geliyorlar toprağını böyle gasp ediyorlar. Geliyorlar ormanını kesiyorlar. Geliyorlar su kaynaklarını yok ediyorlar.